Herkese merhaba, ben Gülşah. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda nail art ve tırnak bakımı videoları paylaşıyorum. Bugün size manikürümü nasıl yaptığımla ilgili bir video hazırladım. Eğer tırnak etleriniz sertse, maniküre başlamadan önce tırnaklarınızı mutlaka 10 damla limon sıkılmış ılık suyun içinde 5 dakika bekletin. Bu tırnaklarınızı maniküre hazır hale getirecektir. Öncelikle her manikür setinin içinde bulunan tırnak eti itici aparat ile tırnak kenarlarında biriken oje ve deri artıklarını temizliyorum. Ve daha sonra tırnak etlerimi itmeye başlıyorum. Son zamanlarda Medivel manikür setinin içindeki bu aparatı kullanıyorum ve son derece memnunum. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Tırnak etleri kesilerek yapılan manikür, tırnak etlerini sertleştirip çabukça uzamasına neden oluyor. Bu yüzden benim tercihim tırnak etlerini kesmeden manikür yapmak ve herkese de böyle bir manikürü öneriyorum. Daha sonra törpüleme kısmına geçiyorum. Törpüleme işlemini yaparken tırnaklarımı tek bir yönde törpülemeye özen gösteriyorum. Çünkü çift yönlü törpüleme tırnağa zarar veriyor ve daha çabuk kırılmasına neden oluyor. Ardından tırnaklarımın kenar kısımlarına çok girmeden köşeleri bu şekilde hafifçe yuvarlıyorum. Bunun sebebi tırnağın herhangi bir yere tıkılıp kırılmasını önlemek. Essence'in tek kullanımlık Studio Nails mini törpüleri ile tırnaklarımdaki pürüzleri giderip daha parlak yapmak için tırnak yüzeyini çok bastırmadan hafif hareketlerle törpülüyorum. Ve manikürün olmazsa olmazı peeling işlemine geçiyorum. Ben Watsons'larda satılan Kalyon'un tırnak ve tırnak eti peelingini kullanıyorum. Fırçalı bir ürün ve bu yüzden kullanımı da oldukça rahat. Tırnak ve tırnak etlerimi sürüp parmağımla ovarak peeling yapıyorum. Siz her işlemden sonra ıslatılmış pamuk yardımıyla tırnaklarınızı silip ürün fazlalıklarını uzaklaştırabilirsiniz. Ardından Burt's Bees'in limon yağı içeren tırnak eti bakım kreminden az miktarda alarak tüm tırnak ve tırnak etlerime masaj yaparak yediriyorum. Limon yağı sararmaları önlüyor ve tırnağı daha da sağlamlaştırıyor. İçerisinde badem yağı, E vitamini ve kakao yağı da bulunmakta. Sizde bu üründen yoksa bunun yerine vazelin de kullanabilirsiniz. Tırnaklarım için kullandığım ve çok çok memnun kaldığım diğer bir ürün Soleil'in tırnak balzamı. Tırnaklara gereken vitamin desteğini sağlıyor ve sağlıklı bir şekilde uzamasına vesile oluyor. Bu üründen de az miktarda alarak tırnak ve tırnak etlerimi yedirmeye başlıyorum. Ardından uzun zamandır severek kullandığım Kalyon tırnak ve tırnak eti bakım yağını tüm tırnak ve tırnak etlerimi sürüp iyice yediriyorum. Bu şekilde 3 dakika beklemekte fayda var. Eğer kütükeli yağınız yoksa aktarlarda satılan kayısı yağını da kullanabilirsiniz. Diğer tırnaklarıma da aynı işlemleri uyguluyorum.
eğer tırnaklarınıza oje, base coat, parlatıcı ya da tırnak sertleştirici gibi ürünler sürerseniz, tırnağınız olası kırılmalara karşı daha güçlü hale gelecektir. Bu yüzden bu aşamayı unutmayın. Ve son olarak nemlendirici el kremimi sürerek manikürümü tamamlıyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca tüm sorularınızı yorum kısmından sorarak bana ulaştırabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.